2014 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi Letonya ile oynanan baraj maçında kaçıran milli takımımız, 2008'de Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Fatih Terim ve öğrencileri G grubunda Portekiz, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti ile yer aldı. İlk maçta Portekiz ile karşılaşan milliler karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Ancak bu mağlubiyet her şeyin başlangıcıydı. Sıradaki rakip ev sahibi İsviçre'ydi. Basel'de San Jakob Park'ta yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada gol perdesini İsviçre'nin Türk asıllı futbolcusu Hakan Yakın açtı. Milliler ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarı sahada bambaşka bir Türkiye vardı. İlk önce Semih Şentürk'ün kafa golüyle skoru eşitleyen Ay Yıldızlılar, karşılaşmanın son dakikasındaysa Arda Turan'ın attığı golle İsviçre'yi 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk 3 puanını aldı. Gruptaki 3. ve son karşılaşmamızda rakip Çek Cumhuriyeti'ydi. Çekler karşısında alınacak galibiyet çeyrek final demekti, fakat turnuva tarihinde ilk kez her iki takımın da puanları, attıkları ve yedikleri goller eşit olduğundan mücadele berabere biterse direkt penaltı atışlarına geçilecekti. Maça hızlı başlayan Çek Cumhuriyeti, Jankoller ve Plesil'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak maçın son 15 dakikasında ilk önce sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Ardından tecrübeli kaleci Peter Çe topu elinden kaçırınca Nihat Kahveci skoru 2-2'ye getiren golü attı. Herkes maçın penaltılara gideceğini düşünürken Çek savunmasının arkasına kaçan Nihat Kahveci, Hamit Altın toptan aldığı pası muhteşem bir vuruşla filelere göndererek skoru 3-2'ye getirdi ve Türkiye adını çeyrek finale yazdırdı. Harika bir futbol oynayan Hırvatistan'dı. İki takım da 90 dakika boyunca gol bulamadı ve karşılaşmada uzatma devrelerine geçildi. Dakikalar 119'u gösterdiğinde Ivan Klasniç topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. Euro 2008'de son iki maçını son dakikada kazanan milliler, karşılaşmanın 120+1. Dakikasında tam maç bitti derken Semih Şentürk karambolde topla buluşarak skoru 1-1'e getiren golü attı ve karşılaşmayı penaltı atışlarına taşıdı. Penaltı atışlarında Hırvatistan'ı saf dışı bırakan Ay Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde rakip Almanya'ydı. Milliler Uğur Boral'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Panzerler, Bastian Schweinsteiger'le skoru eşitledi. İkinci yarıda toparlanan Almanya, Miroslav Klose'nin golüyle öne geçti. Fatih Terim ve öğrencilerinin pes etmeye niyeti yoktu. Maçın son dakikalarına geride giren milliler, Sabri'nin geliştirdiği akında Hırvatistan maçının kahramanı Semih'in zarif dokunuşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Herkes maçın uzayacağını zannederken, Almanya sol kanattan Philipp Lahm'la geliştirdiği hücumda golü buldu ve maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Milli takımımızsa 2008 Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda ederken turnuva tarihindeki en iyi başarısını kazandı.